Alıştın mı yeni evine? Tabii orası artık senin evin sayılır. İki üç güne alışırsın. İnsan gençken yeniliklere daha kolay adapte oluyor. Ama akrabalarına da şaştım kaldım. İnsan hiç değilse itibarını düşünür. Arkasından konuşulmasın diye sahip çıkar. Resmen götürüp yetimhaneye bıraktılar seni. Neyse, babam bu senenin ücretini ödemiş. Ama seneye ne olur bilmiyorum. Topun ağzındasın yani, ben sana söyleyeyim. Tamam, sen şimdi bu kadın ne kadar kötü diyeceksin ama... baban da o kadar parayı nasıl batırmış kızım? Resmen aptallık. Tamam, hadi kendini vurdun. Ya karından ne istiyorsun? Gazetelerde üçüncü sayfa haberi oldunuz. Sizinki gibi elit, nezih bir ailenin... Yeter! Benim babam canavar değil, aptal da değil, anladın mı? Olanların hepsi kazaydı, tamamen kazaydı. Cemre, sen karşında kim olduğunu unuttun galiba. Artık prenses değilsin, şımarıklığı bırak. Yoksa... Yoksa ne olur Nazan teyze? Kapının önüne koyarız seni. Ayrıca bundan sonra bana Nazan teyze demeyeceksin. Nazan hanım diyeceksin. Anladım Nazan hanım. Saygısız. Şimdiden benzemişsin onlara. Kızlar. Annesi mi ölmüştü, babası mı? İkisi de, babası annesi. Vay be, yetimhane gülü. Bizi partisine almayan kız değil mi? Yani, kişi mi? Sıdaşmanıza gerek yok. Evet, babam kendini vurdu. Ama önce annemin işini bitirdi. Ne oldu? Tırsın mı? Ha? Kimse istemedi beni. Ben de yetimhaneye düştüm. Ne acıklı hikaye değil mi? Söylesene. Üzüldün mü benim için ha? Şaşırdınız mı? Acıdınız mı bana? Konuşsana! Ya biriniz konuşsun be! Ya eskiden hiçbiriniz benden ayrılmazdınız. Cemre çok eğlenceli, Cemre çok havalı. Hadi Cemre de gelsin partiye. Ne oldu? Ne oldu ha, ne oldu? Şimdi böyle mi olduk? Bir tek benim mi başıma geliyor bunlar? Sen! Senin baban Metin'si koynunda kalp krizi geçirmedi mi? Hayır, yok öyle bir şey. Sen kendini kandırmaya devam et. Herkes neyin ne olduğunu biliyor da yüzüne söyleyeyim. O kadar iğrençsiniz ki. Hepinizden nefret ediyorum. Şaka gibi ya. Bayağı bayağı yetimhanede mi kalıyor şimdi? Evet, bunlarla. Ya kimse istememiş bunu, akrabaları falan. Ya bu da mecburen işte. Yazık. Efne yeter. Ya yalan mı? Abin kızdı vallahi. Ha ne abisi be, sadece 5 dakika büyük benden. Ya Cemre'ler acayip zengin değil miydi? Ya mal mısın kızım, iflas etmiş diyorum. Bir kuruşu bile yok kızım. Şş, geldi. Burası dolu. Dolu mu? Benim yanımda Merve oturuyor artık. İzin verirsen. Cemre gel yanıma otur. Canım, bak yetimhane kızları şu tarafa. Değil mi abi? Cemre. Gelsene. Sen nereye? Ulan adam mısınız siz be? Ben sizin arkadaşlığınıza tüküreyim. Allah Allah, biz mi suçlu olduk şimdi? Biz mi öldürdük abi annenizi babanızı? Biz mi bıraktık sizi yetimhaneye? Kes lan, bak seni döverim ha. Songül, boş ver. Bu arada arkadaşlar biliyor muydunuz? Bazılarının annesi elinden tutup getiriyormuş yetimhaneye. Derler ya evlat olsa sevilmez diye. Öyle bir şey galiba. (Gülüyor)
Ulan ben seni gebertirim ha. Gebertirim seni. Arkadaşına nasıl konuşuyorsun lan? Gebertirim ben seni. Şunlara bakar mısın ya? Songül. Niye kızıyorsun? Var öyle anneler. Doğru söylüyor. Bak haksız değilim işte. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Geberteceğim. Öldüreceğim seni. Bırakırsanız öldürür vallahi. Demedi demeyin. Lan bırak. Bırakmıyorum lan. Bırakmıyorum. Ne yapıyorsun? Öldürürüm seni. Öldürürüm. Anlıyor musun? Al, alın. Alın şunu. Kesin beni geri zekalı. Yemin ediyorum. Ter. Siz ikiniz doğru müdür beyin odasına. Ne gülüyorsun lan? Cemre başın sağ olsun. Defne adına da özür dilerim. Annen onu artık Nazan Hanım dememi istiyor. Kafa yiymiş bunlar ya. Cemre. Biliyorsun değil mi ben her zaman senin yanındayım. Ne oluyor ya? Sen acıyor musun bana? Bak Serkan sakın bana bunu yapma. Sakın. Cemre, biz arkadaş değil miyiz? Bırak. Cemre! Serkan! Ne kadar acı çektiğini görmüyor musun? Rahat bırak onu. Konuşmaya çalışıyordum. Eylül, ağladın mı sen? Sana ne? İyilik meleği falan mı sanıyorsun sen kendini? Kızları böyle mi unutuyorsun? Sordum sadece. Sorma. O kızı da rahat bırak. Eylül, Cemre benim eski arkadaşım. Eski? Yetimhaneye düşünce eski mi oldu? Ya o anlamda söylemedim. Hem sen niye benim üstüme bu kadar geliyorsun ki? Ya siz bize iftira attınız. Ben hiçbir şey söylemedim. Tamam mı? Yemin ederim ki hiçbir şey söylemedim. Bu daha fena ya. Bir korkak gibi sussun. Tamam. Sustum, haklısın. Ama ben senin sandığın kadar kötü birisi değilim. Beni tanıyınca anlayacaksın. Seni tanımak istemiyorum. Senden de, o arkadaşlarından da nefret ediyorum. Niye takip ediyorsun sen beni? Eylül, sınıfa gidiyorum. Ben de aynı sınıftayım, değil mi? İyi, tamam.